Selamun aleyküm arkadaşlar. İbo'nun Tavuk Çiftliği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz etlik olarak yetiştirdiğimiz Saso civcivlerimiz vardı. Bugün bu civcivlerimizin 45. günleri. Daha önce de yine 45. günde diğer serimizi çekmiştim. Onu da hemen şöyle sağ tarafa bırakıyorum. Şu ankiyle farkını diğer videomu da üste çıkan videoyu izleyerek fark edebilirsiniz. Bana bu seferki sasolarımız biraz daha az geliştiler gibi geliyor. Yani videolardan da baktım. O zamanlar tabii aslında şu anda bakımları daha iyi. Bir farklılık da yok. Ama bunların gelişimi biraz daha az oldu. Yalnız bunlarda daha rahattım. Çünkü yemlik aynıydı ama sulukları bunlarda otomatik yaptım. Hayvanlar gayet sağlıklı şekilde su içtiler. Şimdi şöyle ben bir yanlarına gireyim. Evet, şöyle yapalım. Tabii biraz çıkmasınlar diye yüksek olduğu için biz de zor giriyoruz. Şöyle bakın, yakından göstereyim. Yani ben bunları birkaç gün önce tartmıştım. Yaklaşık olarak 750-800 gram civarında canlı ağırlıkları. Bakın şöyle aralarda küçük kalanlar var. Bakın bu mesela daha sanki 20 günlük yavruymuş gibi. Ama bunların olması normal. Çünkü büyük, yani böyle toplu büyüyenlerde böyle şeyler, küçük kalanlar illaki oluyor. Evet, bakın. Hiç dokundurtmuyorlar. Şöyle şu bizim Playmut'umuz. Tavuk pazarından günlük olarak almıştık. Sonracığıma şöyle bakın, burada 3-4 tane beyaz çıktı. Yani bunlar zaten ilk geldiklerinde de farklılardı. Daha önceki videolarımda da bunlardan bahsetmiştim. İçinde farklılar var diye. Yani bunlar Saso desen değil. Bizim ligorinleri buraya koymuştuk günlük olarak. Ama ligorinleri kedi miydi acaba? Bunlar ligorin de değil çünkü bakın bacaklar oldukça kalın. Yani ligorin bu kadar kalın bacaklı olmaz. Yani tam çözemedim bu işi. Onun haricinde şöyle ileri doğru gidelim. Tamamını gösterelim. Bakın hayvanlar sağlıklı şekilde büyüyorlar. Bakın gel gel. Bakın mesela bu. Bu oldukça gelişmiş. Bu yani 1 kilodan fazla şu an. Şöyle bakın. Tüyleri daha yeni yeni çıkıyor. Şu sırt tüyleri çıkmış. Bakın kol altları daha çıkmamış, bildiğiniz et yani. Hop, gitti. Şöyle netleştirelim tekrardan. Allah Allah. Evet. Netleşmedi arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, mesela bakın burada ne var? Burada yukarı çıkıyorlar. Şöyle göstereyim. Böyle geceleri zaten şu tuğlaların üstünde tüneyenler oluyor. Suluğun üstünde tüneyenler oluyor. Burada bizim ışık sistemimiz vardı. Bu tuğlalar niye diye sorabilirsiniz. O ışıklarımızdan kaynaklı bunlar vardı. Ama ışıkları kapattım. Yani ısıtma amaçlı kullanıyorduk zaten. O yüzden şu an böyle. Etlik Saso civcivlerimiz büyüyorlar. Şu an 45. gün. Zaten normal gelişim süreçlerim fabrika koşullarında 90 gün. Ama bizde bunun olması tabii ki 100 günü geçer. 100-120. Yani yaklaşık 4,5-5 ay civarında biz bunları tam olarak etlik olarak kullanabiliriz. Zaten ben çok fazla böyle hayvanlar gelişmeden kesilme taraftarı değilim. Şimdi mesela bunun içinden 1 kilo olanları kesebilirim. Yarım kilo eti çıkar. Ne anladık ki yani? Hem hayvana da yazık. Daha bunlar civcivler yani. Ama yapanlar var, kesiliyor. Fabrikalarda da kesiliyor biliyorsunuz. Evet. Tavsiye eder miyim? Şu şeye de, maddiyat konusuna da geleyim.
Şu ana kadar arkadaşlar 100 tane aldım. Fakat 60 tane kaldı. O yüzden yemi 60 tane olarak düşünün. Bu şekilde hesaplayacağım. Bu maliyet konusu her şeyde sıkça soruluyor. Para kazanır mıyız? Kaça satarız? Ne kadar yem yediler? Şimdi bunu şöyle izah edeyim. Şu an 45. gün 2,5 çuval yem yediler. Etlik civciv yemi. 2,5 çuval. Yani nedir? Çuvalı 100 liradan aldık. 250 lira yem yediler. Ama 60 civciv arkadaşlar. Bakın 100 değil. 100 olarak aldım. Ama bir süre sonra kedi biliyorsunuz dadandım. 60 civciv. Şu ana kadar 250 liralık yem yedim. Bize 3 liraya bunların maliyeti oldu. Bize alışımız 3 liradandı günlük olarak. Günlük olarak geldikleri ilk videoda ve yapılması gerekenleri de şu üst tarafa bırakıyorum. O videoma da göz atarak ilk aldığınızda neler yapmanız gerektiğine bakabilirsiniz. Evet, 250 lira yem. 3 lirada civciv parası, 180'de o desek, bu şekilde bunu hesaplayarak. Tabii ki bakın şöyle bir durum da var. Ben ısıtmada ampul kullandım. Ampulleri taktığım zaman, yani 3 veya 4 tane yakıyordum iyi ısınmaları için. Ayda 40 lira elektrik faturası fark etti. Bunu katın. Onun haricinde bir şey yaptık mı? Yani ekipmanlarımız vardı. Yemliğimiz, suluğumuz hazırdı. Onlara para vermedik. Şu an için bakın 45 gün aşağı yukarı 800-700, belki 1 kilo gelenler olur. 700-800 gram civarında. Bize maliyeti 250 lira yem, 180 lira da civciv parası. Şu anki halleri için. 40 lira da elektrik faturasını ekleyebilirsiniz. Tabii mesela derseniz ki ben soba yakacağım, maliyetsiz olur. İşte UFO yakacağım, belki biraz daha pahalı olur. Artık o sizin şartlarınıza göre. Bir de kaça satıyorsun sorusu var. Evet, bir tane fare geçti şuradan. Bir an ona takıldım. Kaça satıyorsun sorusu var. Arkadaşlar ben önceki sasolarımın kilosunu 20 liradan sattım. Temizlenmiş şekilde. Yani 2 kilo geldi genelde. 2 kilo, 2 kilo 100 gram, 2-300. Birkaç tane 2,5'luk büyük horozlar vardı. Kesilip temizlenmiş vaziyette yalnız. Kilosunu 40 liradan, yani 20 liradan, yani toplamda 40 lira, 45 lira, 43 lira o civarda sattım. Ama bu sefer biraz daha farklı olacak. Çünkü her şey pahalandı. O zamanki yem fiyatıyla şu anki bir değil, elektrik bir değil, şartlar bir değil. Şu anda 25 liradan kilosunu satmayı düşünüyorum. Temizlenmiş şekilde yalnız. Bunları kesiyorum kendim. Güzel temizliyorum. Bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. Tabii bu sasolarımız büyüdüğü zaman. Şu an 45 günlükler. Büyük ihtimal 90 günlük olduklarında tekrar bir video çekeceğim. Çok sık çekip hani sizi de bunaltmak istemiyorum. 90 günlükte bir video daha çekeriz. Ondan sonra yine kesim videoları yaparız. Nasıl kesiliyor, nasıl ediliyor, kaç kilo geliyorlar. Şu anda tartmadım çünkü tartmaya gerek yok. Yani birkaç gün önce tartmıştım. 700-800 gram civarında. Bu arada şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Lütfen arkadaşlar, sizin iyiliğiniz için, yani lütfen diye başladım cümleye ama şu nipel suluk sistemini mutlaka yapın. Bakın şimdi neden diye soracaksınız. Ben önceki saso videomda, sasoları yetiştirdiğimde bu yemliklerin suluk şekilleri var. Var mı yakınımızda bakalım. Evet bakın şurada bir tane var. Hemen göstereyim. Bakın şu. Bunlardan kullanıyordum sürekli. Zaten bunu da bayağıdır kullanmadığımız için pis. Bunlardan kullanıyordum. Hem sürekli doldurmam gerekiyordu. Hem de hayvanlar içtikçe altları sürekli ıslanıyordu. Sürekli. Şimdi talaşı dök, yarım saat sonra ıpıslak oluyordu. Ama bakın şimdi zaten kazmamı da hazırladım. Şimdi size göstereceğim nipel suluğun faydaları. Bakın özellikle suluğun dibinden çekeceğim. Bakın. Hiçbir ıslaklık yok. Görüyor musunuz? Şimdi böyle 5-6 günde bir, 10 günde bir karıştırıyorum. Mis gibi oluyor. Bakın şu kuru yeri çekelim. Bakın görüyorsunuz. Gübreyle bir kere talaş serdim. Ve şu an hiç altlık değiştirmedim bu hayvanlarda. Bu da önemli bir maliyet oluyor.
Çünkü şöyle söyleyeyim. Sürekli maliye soruyorsunuz ya. Yani direkt maliyet üzerinden anlatacağım. Burayı bir kere talaşlamak 4 çuval talaş götürüyor. Şu an ben çam talaşının, yani temiz çam talaşının çuvalını 10 liradan alıyorum. Etti sana 40 lira. Aşağı yukarı her hafta bunu değiştirmek gerekiyor. Ayda 160 lira para yapar. Biz bunları 3 ay 4 ay bakacağımızı varsayarsak neden böyle bir maliyete girelim? Bakın, sulu otomatik yaptık. Yerler ıslanmıyor. Mis gibi, hem hayvanlarımız için de önemli. Ayakları ıslanmıyor. Mis gibi çamurun içinde gezmiyorlar. Hem bunun içinde eşeleniyorlar. Toprak banyosu yapıyorlar. Yani bu yüzden sizin için öneriyorum. Ben bunu test ettim. Bakın, faydasını gördüm. Hem maddi olarak hem hayvansal açıdan. Hayvanların refahı açısından. Denedim, gördüm. Size de tavsiye ediyorum. Şu an başka anlatacağımız bir şey kaldı mı? Her şeyi söyledik herhalde. Şöyle yeri tekrar göstermek istiyorum. Bakın, elle bile. Bakın, kazma ile de, hadi ileri gidelim. Orayı hiç ellemedik çünkü. Şöyle kuru bir yerini bulalım. Evet. Bak. Ya bildiğin kupkuru gübre. Yani bunun daha su yok yani. Rahat edersiniz. Bana da dua edersiniz. Gerçekten bunu kullanın arkadaşlar. Onun dışında anlatacağımız bir şey kalmadı şu an için. Bir daha artık 90 günlük olduklarını da çekeriz. Şimdilik beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Videoların devamı gelecektir. Bunun için takipte kalın.